Erken doğum birçok dokuda olduğu gibi gözlerde de kalıcı hasara sebep olabilir. Gözlerin için damarlanması yaklaşık gebeliğin 40. haftasında, yani aslında beklenen normal doğum zamanında tam oluşur. Eğer çocuk erken doğarsa doğduğu zaman göz içindeki ağ tabakasındaki damarlanma henüz tamamlanmamıştır. Ve bu anda çocuk erken doğduğu için henüz genellikle akciğerleri de gelişmediği için dışarıda oksijen verilir. Oksijen verildiğinde retinadaki damarlarda büzüşme ve bunun neticesinde damarlanmada durma ortaya çıkar. Ve bu anda retina damarlanması tamamlanmamışken damarlanmanın durması, retinanın yani ağ tabakasının bazı bölgelerinin damarsız kalmasına sebep olur. Bu damarsız kalan dokular kendilerine damar göndermesi için göz içine sürekli bir madde salgılarlar. Ve bu madde göz içindeki damarların anormal bir şekilde büyümesine ve kanamaya meyil yaratmasına sebep olabilir. Bu damarlar su sızdırmasına, çekintilere ve retina tabakasında, ağ tabakasında yırtılmalara sebep olarak kalıcı ve toplam total görme kaybına sebep olabilirler. Bu yüzden erken doğan bebeklerin mutlaka düzenli zamanlarda göz kontrollerinin yapılması gerekir. Özellikle 32 hafta ve altında doğanlar ve 1500 gram ve altı hafif doğan bebekler bu açıdan risk grubudurlar. Bu bebeklerin göz kontrolleri doğduklarından 3 hafta sonra başlamalı ve damarlanma retinanın ağ tabakasının tümünü kaplayana kadar kontrolleri devam etmelidir. Bu arada eğer damarlanma durur, anormal damarların geliştiği görülürse bu damarlara lazer tedavisi yapılarak görme kaybı önlenir. Ortalama her 3 yeni doğan erken doğan bebekten bir tanesinde Brock prematürite dediğimiz bu hastalık gelişir. Fakat bunların çoğu kendiliğinden düzelir. Hastalık gelişen her 3 bebekten birinde ise genellikle tedavi edilmesi gerekir. Bu hastalık tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına yol açar. Bu yüzden bütün takip edilen bebekler tedavi edilecek anlamına gelmez. Fakat eğer damarlama kendiliğinden gerilemiyor ve retina içi düzgün bir şekilde anatomiye uygun olarak damarlanmıyorsa mutlaka takip edip gerektiği aşamalarda kontrol ve müdahale ederek hastanın görme kaybı engellenmeye ve hastanın gözü korunmaya çalışılır.